Hoş gelmişsin. Kalıcısın. Kalıcıyım. Sahi? Sahi. Niçin geldin buraya? Nasıl geldin buraya? Sürgün müyüm? Kimin sürgünü? Başkaları mı sürdü beni yoksa... Hayatın bir mevsimini burada yaşayacağım. Bu dört duvar arasında. Ve dışarıda karların içinde. Ve dışarıda insanların arasında. Gün ola hayrola. Nereden geldiğini, niçin geldiğini, hiçbir işine yaramayacağını bildiği için hatırlamayan, hatırlamak istemeyen ben, ola ki
Bir gün burada kendimi ararken başkalarını bulacağım. Niçin olmaz? Sen meraklanma. Biz burayı yıkar arıtırız çocuklarla. Fazilere bak. Kim varsa gelsin. Biraz hesap, biraz kitap. Okuma yazma öğretirsin. Yeter de artar bile. Duamızı alırsın. Hele bir başla sonu gelir. Merhaba hoca. Gel Ramazan, buyur. Okulun hayırdır hoca? Sağ olasın Ramazan. Geç otur. Radyon iyidir hoca. Maşallah. Ağırdır ha. İstanbul'u alır. Niçin alsın İstanbul'u? Haber var. Türkü var. Onun için hoca. Haber, türkü burada da var. Sana bir şivara sarayım. Kaleminizi, defterinizi çıkarın çocuklar.
defteriniz, kitabınız yok mu? Madem kitabınız, defteriniz yok, öyleyse hep birlikte dışarı çıkalım çocuklar. Dersimizi açık havada yapalım. Bakın çocuklar, bakın bu gördüğünüz güneştir. Güneş. Dünyamızı ısıtan, bitkilere ve insanlara can veren odur. Dünyamız güneşin çevresinde döner. Gün ve gece böylece oluşur. Yaz ve kış, ilkbahar ve sonbahar böylece oluşur. Bu tarafa bakın şimdi, bu tarafa. Dur. Bak şimdi sen güneş ol. Sen de gel, dünya ol. Sen güneşin etrafında döneceksin. Hadi. Bakın gördünüz mü? Palanis'e. Palanis'te ne var? Dediler de inanmadım. Ne dediler? Üstüne kuma gelecek dediler. İnanmadım. Demek doğrudur. Koca. Nasıl? Okulu dedim, okulu. Yarın kasabaya iniyorum kışlık kumanya mı almaya. İçmezsin kaynattığım çayı. İçine zehir koymuşum sanırsın.
Ne diyeceksen de. Kumadır. Kumadır senin derdin. Utanırsın söylemeye. Evleneceğim Zazi. Bu hafta işi bitiriyoruz. Tedarikle. Çay içmeye hoca, bize uğrasaydı. Sağ ol Ramazan. Yorgunum, ben eve gideyim. Çalışıyordun öğretmen. Bağışla. Araya girdim. Köye bugün geldim. Seni görmek istedim. Yabancıları severim. Çünkü ben de bir yabancıyım. Bu köyden değil misin? Bu köyde oturuyorum. Ama aslım buralı değildir. Ermin biri bu köydedir. Bacım Zazi bu köydedir. Muhtarın karısı. Görmüşsündür. Onu gören bir daha unutmaz. Karılarımdan biri, çocuklarım bu köydedir. Ama az uğrarım buraya. Peki nerede yaşarsın? Her yerde. Yüksek ova, gah bura, gah zindan, gah oramar. Dedim ya, aslım buralı değildir. Ama evim burada diyorsun. Bu yeter mi?
Senin evin de şimdi burada. Sen buralı mısın yani? Hem buralıyım, hem yabancıyım. Burada da konuğum, orada da. Orası neresi? Orası... Diyelim ki oram vardır. Oramarlıyım. Çünkü bir evim de orada. Bir karım da orada. Dört çocuğumdan ikisi de. Sen işine bak hoca. Bir hoş gelmişsin demeye geldim. Kusura kalma. Bir şeye ihtiyacın olursa... kapımızı çalmayı unutma. Gelsen ve görsen nasıl yaşadığımı. Gelsen ve görsen bu insanları. Sen, beni tanıdığını, beni sevdiğini, beni beklediğini söyleyen sevgilim. Sana fotoğraf çekip göndermemi istiyorsun. Bugüne değin fotoğraf makinesini elime almadığımı bildiğin halde. Ama akıllıca bir öneri. Akıllıca, etkili ve çağdaş. Yetersiz sözcüklerle anlatacağıma çeker fotoğrafını yollarım. Burası işte böyle, gördüğün gibidir derim. İşte burada yaşıyorum derim. Çocuklara anlatacağıma portrelerini çeker yollarım. Kayalarda ve karda şahrem şahrem yarılmış pabuçsuz çorapsız ayakların, cüzzamlı ellerin fotoğraflarını çeker yollarım. Tozlu bürokrat masalarını, mahkeme duvarı gibi suratların fotoğraflarını, büyük azgın köpeklerin, çıplak ağaçsız dağların, çaresiz insanların yaşadığı bu soğuk yeryüzü cennetinin, tezekleri tükendiğinde insanların kendi soluklarıyla ısındıkları bu dağ başı köyünün çekerim fotoğrafını yollarım. Fotoğraf demek, uygarlık demek. Tüm uygarlıkların üstüne ettiğim burada, bu çağdaş aleti kullanıp yüzlerce, binlerce kare fotoğraf çeker yollarım sana. İnsanlık freski başlığıyla sergiler ya da bir kitapta toplarsın. Yalnız sana değil, tüm tanıdıklarıma, uygarlığın ortasında yaşayan tüm insanlara da yollarım. Duvarlarını bu güzel fotoğraflarla kaplasınlar, içinde bulundukları durum için tanrılarına şükretsinler, yatıp kalkıp yakarsınlar. Adaklar sunsunlar. Yaşasın fotoğraf. Yaşasın bana bunları yazdıran sevgilim. Yaşasın uygarlık.
şey oldu. Hocam. Ot kaynattım sana. İç, iyi gelir. Bütün gece gözüm uyku girmedi. Ne oldu ki? Ne bileyim. Gece yarısı kalktım. Okulu açtım. Gece yarısı mı? Güneş çoktan doğmuştu. O senin dediğin aydır hocam. Dorunay. Buralarda böyledir. Ama çocuklar da geldiler. Çocukları gördüm. Çocuklar. Çocuklar damda oyun oynuyorlardı. Çevremdekilere denizi sordum. Hiçbir şey anlamadılar. Karların üstüne bir sopayla denizin dalgalarını çizdim. Bir de gemi. Bilmediler. Deniz nasıl anlatılır? Sonra Zazi'yi gördüm. Sonra köpekler. Dediğin gibi değil hocam. Kötü bir düş gördün sen. Köpekler havladı doğru. Sonra bir tüfek sesi duydum. Ne oluyoruz diye dışarı vurdum. Çünkü ben geceleri uyumam. Sonra? Sonra seni gördüm. Bana çocuklar nerede diye sordun. Sonra? Ben de sana uykudalar dedim. Bir düş mü gördün, hasta mısın diye sordum. Çocuklara bir şey olmasın dedin. Köye kurt indi dedim. Ama köpekler kurtları uzaklaştırdı. Çocuklar uyuyor, merak etme dedim sana. Sonra getirip seni yatağına yatırdım. Hemen daldın. Belli. Ateşim vardı. İç bunu. Yarına bir şeyin kalmaz. Halit. Sakın düş gören sen olmayasın. Olabilir hocam. Hepimiz düş görüyoruz. Belki de düşü gören bendim. Peki, mavzeri kim ateşledi? Mavzeri mi? Evet. Çünkü bu sabah gece dayandığın duvarın dibinde karın üzerinde bunları buldum. Biri öldürmek mi istemiş beni? Bilemem hocam. Bildiğin bu boş kovanlar. Sen gene de aldırma hocam. Kim bilir? Belki de ben düş gördüm. Kendine iyi bak.
Zayıf düşmüşsün. Sor bakalım anana Fazıl. Geçen gün dağdan ot indirirken niye bağırmış? Anam anlamamıştır hocam. Ben bağırmadım der. Sakın kimseye söz etme. Etmem hocam. Çocuklar, işte kitaplarınız, defterleriniz. Bunlar da silgileriniz, kalemleriniz. Şimdi bana defterinizin birinci sayfasına silmeden bildiğiniz bütün sözcükleri yazacaksınız. Anladınız mı? Peki bir daha anlatıyorum. Bildiğiniz sözcükler. Sözcükler. Örneğin soba, öğretmen, sıra, masa, iskemle. Bildiğiniz sözcükleri alt alta yazacaksınız. Birinci sınıftakilere söyleyin. Onlara işte boyalar veriyorum. Onlar resim yapacaklar. Söyleyin. Siz yazı yazacaksınız, onlar resim yapacaklar. Hadi bakalım iş başına. Thank you.
Yazdınız mı? Evet. Şimdi kalemleri bırakın. Herkes yazdıklarını okusun sırayla. Siz okudukça ben de onları buraya yazacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Kar, ana, bayrak, dağ. Kurt, öğretmen, köy. Köpek, kar, bayrak, dağ, ot, kızak, tohtor, buğday, ölmek, köy, kalem, silgi, bulut, ağaç, ekmek, dal, peynir, yogur, kardeş, baba, Allah, kaya, gök, hedik, dam, tezek, jandarma, keklik, yayla, ağaç, toprak, koyun, toklu, yoğurt. Acıkmışsındır koca. Sağ olasın muhtar, zahmet ettin. Yok ya, ne zahmeti. Peş değil. Yardım gerek. Yabancıya, yoksula. Ve de bekara. Bekara da mı? Hele hele. Et bakalım yardımı. Otlu peynirin, bulgur pilavının, yoğurdun dışında. Ya avratsız nasıl dayanacaksın sen bu dağ başında? Boşver muhtar, alışığım. Yahu sen şehir yerinden gelirsen, gençsen, neye alışıksan? Yalnızlığa. Sen evli değil misin? Evliyim. Nasıl alışıksan yalnızlığa? Alışa alışa muhtar. Yahu eğlenme ya, eğlenme. Yahu sana bir... Avrat gerek burada. Gerek. Buradan ya da karşı köyden birini bulsak olmaz mı? Neye mal olur? 4-5. Sen gidicisen. Giderken karıyı yanında götürmezsen. Peki sonra o ne yapar? Kim? Bana satacağın kız. Babası onu başkasına satar. Yok istemem. Ben kimseyi almak istemiyorum. O senin bileceğin iş. Ben seni düşünürüm. Bak, dün Halit gelmiş sana. Halit'ten sakın. Onun dediklerine kanma. Tehlikelidir. Allah bir dese de inanma. Para isterse verme. Thank you.
da Muhtar kızını mı evlendirirsen? Yok ya, kendim evlendirem. Yeni avradıma şöyle güzel bir giysilik indir bakalım. Buyur Muhtar, güzel kumaşlarımız var. Simli kadife, çiçekli kadife, suli etek, eteki suli, basma, keten, kerkeşan. Nasıl? Yeni avradıma yakışır. Güneşli bir gündür. Sen içeridesin. Onlar dışarıda. Çoluk çocuk dışarıda. Hayat. Durgun, sessiz, suskun hayat dışarıdadır. Bekler. Neyi beklediğini bilmeden. Bir köpek havlar. Su akar. Çocuklar oynar. Erkekler sanki dünyayı seyreder. Dışarı çıkarsın. Bir kadın seni görüp kaçar. Bir başkası suya iner. Bir jandarma gelir. Dağ başında seni bulur. Birini sorar sana. Tanırsın. Tanımazsın. Hiçbir şeylerin geçmediği güneşli bir gün. Herhangi bir güneşli gün. Hayrola hoca? Jandarma neden seni arıyor Halit? Bir iftira olsa gerek hoca. Sen adam mı öldürdün? İftiradır hocam. Savcıya da söylemiştim. İstersen beni atma hapishanına. Nasıl olsa çıkarım. Çünkü iftiradır ve elinde delil yoktur. Gerçekten yok muydu delil? Dağ başında delil ne arar hocam? Doğrusun Halit. Dağ başında delil yok. Olsa olsa tanık olur. Tanık mı? Ne tanığı hocam? Ne bileyim. Kayalar, otlar, köpekler, gökyüzü, güneş. Belki de bir insan. Bizimkinde insan da yoktu. Demek delilsizlikten kurtardın paçayı. Delil yoktu ki hocam. Delil diye getirdikleri Van'da satılmış bir saat. Acemistan işi. Ölenlere ait olduğu nereden belli? Acem miydi ölenler? Acemdi. Sınırı geçeceklerdi. Siz de onlara yol gösterecektiniz. Yol gösterecektik. Yolu gösterdik ve ayrıldık. Sabah ölüleri bulundu. Siz iki kişi miydiniz? İki acem, iki de biz. Birini sen, birini de yanındaki mi öldürdü? Ben adam öldürmem hocam. Peki nasıl bıraktılar seni? Savcıya da söylemiştim. Yazık oluyor. Atarsan beni içeri, ağam gelir çıkarır demiştim. Dinlemedi. O da haklı. Bundan öte yer mi var? Nereye sürebilirlerdi ki? Genç bir savcıydı. Sevdim. Ölümden de korkmuyor olmalıydı. Parada da gözü yoktu. Attı beni içeri. Atar atmaz da ağama ulaştı haber.
Buyur hoca, bir çay içelim. Geç oldu Halit. Bir başka zaman. Kötü bir laf duymamışımdır ağzından. İyi bir adamdır, içer. Ama bize ne? 3 yıl var bu köyde kimseyle dalaşmamıştır. Kimsenin malını çalmamıştır. Kimsenin kızına dokunmamıştır. Kimsenin sürüsüyle oynamamıştır bu köyde. Mert adamdır Halit. Toprağı yoktur. Bir ev yapmıştır. Kaçakçılık yapar bu dağlarda. Allah bu dağları yaratırken dağlar ağlamış, hem de çok ağlamış. Bize kim bakacak demiş. Bizi bu kadar karlı, bu kadar ıssız yaratıyorsun. Hiç kimse gelmez bu dağlara demiş. Allah dağlara bizleri göstermiş. Demiş ki, bunlar çaresizdir. Hiç çareleri yoktur. Bunlar burada oturur, size bakar demiş. Dağlar beklemiş, dağlar ağlamış. Sonra biz bu dağlara konmuşuz işte. Söyleyeceksin, anam öyle diyor. Babama bir de seni söylemeni istiyor. Diyor ki sor ona. Hasta mı ki Zazi? Evinin direği değil mi? Sana 2 oğlan çocuğu veren o değil mi de? Genç değil mi de? Güzel değil mi de? Sor ona, gönlü mü düştü o kıza diye. He derse yalan. Görmedi ki yüzünü düşsün gönlü. Sen yabancısın diyor anam. Bir de sen söyleyesin istiyor. Söz verdiyse tutsun. Ama beni de yok bilsin. Böyle de. Belki seni dinler diyor anam. Anlamasa da söyle diyor anam. Bir de sen yabancı söylesin diyor. Belki dinler diyor. Dinlemese de söylesin diyor. Senden bunu istiyor anam.
Palanistan mı gelecek gelin? Söyle ona gelin gelmez. Ya da ben giderim. İşler başkadır. Gazin üstüne kuma gelecek. Töre böyle. Kadın hakkını kim alır? Yetimin hakkını kim sorar? Biz de yetimiz hocam. Zazi de ben de. Babamızı hiç bilmedik. Zazi Beşit'teyken öldürdüler. Anamı da hayal meyal bilirim. Zazi'ye benzerdi. Onu da Tanrı aldı. Zazi'yi Ağa'nın anası emzirdi. Ağa'nın kapısında büyüdük. Muhtara da Zazi'yi ağa verdi. Ben istemedim. Muhtar bu yüzden beni sevmez. Bir gün seni evime götüreceğim hocam. Evindeyiz ya. Bu eve değil. Oramara. Frantı gibiyim bu köyde. Benim yerim Oramar'da. Oramar'da evimi iki katlı yapacağım. Çocuklarımla oraya göçeceğim. Dürbünümle dağları seyredeceğim bütün gün. Arada bir gene gideceğim. Ama hep döneceğim Oramar'a. Büyük bir radyo alacağım. İstanbul'u, Ankara'yı, Bağdat'ı, daha uzakları dinleyeceğim. Kurt vuracağım. Kapımda köpek olmayacak. Bir gün bitireceğim o evi hocam. Bitirir bitirmez de sana haber salacağım. Geleceksin. İki elin kanda olsa geleceksin. Sen evimdeyken çocukların bile alt katta yatacaklar. Bir sen kalacaksın üst katta, bir de ben. Merdiveni bile çekeceğim hocam. Oramara gideceğiz bir gün hocam. Belki dönünce bunları yazarsın. Ne yazarım? Yazar değil misin? Yazar olduğunu kasabada herkes biliyor. Herkes biliyor ya. Bir tek ben emin değilim. Ben de şiir yazarım. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Birini okuyayım size. Oku bakalım. Yan el. Yan elde bir el. Kapı kulu bir tel. Uzak durma, beri gel. Hem ağlayan hem gülensin. Ağaçta al elma. Sevda bu, dokunma. Benim sözüm yanlış ama hem giden hem gelensin. Dağları ben bilirim. Denizleri görmedim. Görmeyen bir tek gözüm. Hem soransın hem cevapsın. Güzel. Çok güzel. Biraz vezni bozuk o kadar. Vezni hiç yoktur hocam. Şiiri de okuduğuma göre ben kalkıp muhtara uğrayayım. Ben karlar eriyince kadar bir daha buralara gelemem hocam.
Birini gönder de postan alıversin. Hadi Allah'a ısmarladık hocam. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sevgilim, durmadan seni düşünüyorum. Gece gündüz seni düşünüyorum. Noktasız virgülsüz uzayan, bitmek bilmeyen acı gibiyim. Bir yalnızlık, bir yazı gibiyim. Öyle yazıyorum sana. Sen de yaz bana. Oraları, kendini, oranın insanlarını, ilişkilerini anlat. Bugüne değin bir haberini alamadım. Çıldıracağım. Öldün mü, kaldın mı, kayalara çarpıp battın mı? Yoksa beni unuttun mu? Bana yazmak istemiyor musun? Benim sana yazmamı istemiyor musun? Ne olursun cevapla beni. Bir tek sözcükle de olsa cevapla. Dayanamayacağım. Sana varacağımı bilsem yola koyulacağım. İzin verseler gelip seni bulacağım. Dağlarını, kışını, yalnızlığını, çocuklarını paylaşacağım. Ne olur yaz. Alaaddin. Ya da dağ başında kaybolursan geldiğin yolu arama. Bir başka yol bulmaya bak kendine. Ama o zaman büsbütün kaybolurum. Sen kaybolmazsın Alaaddin. Çünkü senin yanında koyunların ve köpeğin var. Doğru hocam. Ama ya sen kaybolursan? Çektin mi tamam. Her yarı gündüz gibi yapar. Düğün işini yarın bitiriyorum. Pek neşeli bir düğün olmayacağı benzer.
Sanki uzun yıllardan beri burada yaşıyorum. Yoksa burada mı doğdum ben? Burada mı öleceğim? Hiçbir şey şaşırtmıyor beni. Adeta uyuştum. Unuttum her şeyi. Her şeyi. Geçmişimi. Kentleri. İnsanların acılarını. Burada hayat böyle demişti muhtar. Burada işler bildiğin gibi değil diyor Halit. Umutsuzluğu bile unuttum. Hayrola Alaaddin? Hoca benim kardeş hastadır. Nesi var? Ateşi var çok. Dur sana bir ilaç vereyim. İlaç istemez hoca. Sen ona bir portakal ver. Portakal yememiştir hiç.
Gezne'den gelmiş. İki bebe daha ölmüş. Gidip bakalım mı? Bakalım muhtar. Ölü bebelere bakmak bir işe yarayacaksa gidip bakalım. Sen ilaçlarını da al. Hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz ki ilaç vereyim. Geçen gün benim karnım ağrırdı. Bir ilaç verdim. Rab diye kesti. Ama bebeler ölüyor muhtar. Peşi peşine ölüyor bunlar. Ben ilaç veremem. Yapabileceğim bir tek şey var. Durumu kasabaya bildirelim. Bir de telgraf bakanlığa. Ben yazayım, sen götür. İlaç gelsin, hekim gelsin. He. Sen yaz, Ramazan götürsün. Bundan böyle kardeşiz muhtar. Bunu böyle bilesin. Karımsın. Çocuklarımın anasısın. Öyleydim, öyle kalayım. Gazi, Gazi aç kapıyı. Kapıyı aç Gazi. Gazi! Gazi kapıyı aç. Aç kapıyı Gazi. Gazi aç kapıyı. Korkuyorsun. Ölmekten korkuyorsun. Hem acıyorsun hem de korkuyorsun. Burada, bu dağ başında ölmekten. O bebeler gibi karnının sonra ellerinin ayaklarının şişip 4-5 gün içinde cavlağa çekeceğinden korkuyorsun. Karların altına gömülmekten korkuyorsun. Bunun için mi geldim ben buraya? Bunun için mi? Bütün bunları bilerek mi sürdüler beni buraya? Hadi, bırak artık bütün bunları. Madem uyku tutmuyor, yak gaz lambanı. Hadi, çak kibritini. Yazmak için bebeleri, yaşamadan ölenleri, ölmekte olanları. Hadi durma, hadi yaz. Bak.
çok. Hastalar ölüyor. Bebeler hasta. Doktor yok. İlaç öğretme. Herkes ölüyor. Hasta ola ölür. Doktor yok. Ölüm var. Benim kardeş öldü. Kurt köpeği yedi. Elbise yıkamaz. Elbise bir var. Başını arar. Kanı hasta olmasın. Kahıyor gözleri. Eli yıkıyor, geziyor. Ahmet'in kardeş hasta. Yok aşı yok. Doktor yok. Sabun yıkamaz. Ele geçer bulaşıcı hastalık. Çocukla bebeğle ölür. Bulaşıcı hastalık. Mektebe geliyor. Hastalık yok. Aşı oluyor. Doktor nerede? Ne doktoru hocam? Doktor vardır kasabada. Kasabada bile vardır doktor. Kimse yoktur gelecek. Sen bilmez misin? Telgrafı çektin mi? Çektim. Mektup? Elimden aldılar. Gerekeni yaparız dediler. Hana tıkılı 4 gün bekledim. Her gün gidip sordum. Verdik. Sen git dediler. Ben gitmem. Cevabı almadan gitmem. Böyle dedim. İlaç vermediler mi? Biz geliriz demediler mi? Gelecek kimse yoktur hocam. Gelecek hiç kimse yoktur. Senin yazdıklarını onlar da bilirler. Onlar da duymuşlardır. Ama gelecek kimse yoktur. Verecekleri derman yoktur. Hiçbir şey söylemediler mi? Seni sordular. Sizlerle ne konuşuyor dediler. Kendisine söyle. Bir daha bakanlığa filan telgraf çekmesin.
Ne istiyorsa bizden istesin dediler. İsteseydin. Neden istemedin? Dilin yok mu senin? Niçin istemedin bir doktor? Ölen bebeleri niçin istemedin? Hadi bakalım çocuklar. Dersimiz oyun. Şimdi hep birlikte dışarı çıkalım. Bir kardan adam yapalım. Bu sefillikten başka türlü kurtuluş vardır. Kardan başka bir şey yoktur. Çıkıyor kar görüyor, içeri giriyor çocukları görüyor. Yollar bir açılsın gideceğim. Toprak yok, hayvan yok. Olsa bile hayat yok. Adana'da bir askerlik arkadaşım var, fabrikada. Onun yanına gideceğim. Bilirsin o tarafları hocam. İnsan manzaraları ya da ıssız manzaralar. Sessizliğin sesi. Durmuş zaman. Kar ve kavaklar. Hepsinin bir sesi var. Bunları dinliyorum şimdi. Gelmek bilmeyen baharın, erimek bilmeyen karın sesini dinlediğim gibi. Thank you.
Halit nerede? Nerede olduğunu ben bilmem. Bir sabah yola çıktı gitti. Giderken nereye gittiğini hiç söylemez. Söylemez bana. Giderken benim için bir şey söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Halit, neredesin? Hocam, sanma ki adam öldürmenin günah olduğunu bilmiyorum. Ama yaşamanın da zorluğu var. Emir kulu olmak var. Her denileni yaptım. Çünkü yetim büyüdüm. Ve beşikten beri borçlu. Bunu da yaz defterinin bir köşesine. İleride belki işine yarar. Hoca, müfettiş bey gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önümüzdeki haftanın sonunda okulu kapatabilirsiniz. Anlamadım. Okulu kapatabilirsiniz. Karlar eridi, yollar açıldı, zamanı geldi. Size biraz da bunu bildirmek için geldim. Peki. Okulu kapatınca ne yapacağım? Özgürsünüz. Okulu kapatınca özgürsünüz artık. Hakkınızda iyi bir rapor vereceğim. Yarın derse bile girmeyeceğim. Duyduklarım, sizinle konuştuklarım yeter bana. Sorun o değil. Ben size ne yapacağımı soruyorum. Sizi alıkoyan zorunluluklar böylece ortadan kalkmış oluyor. Bir hafta daha sabredeceksiniz. Sonra okulun anahtarını muhtara teslim edip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama benim gidecek bir yerim yok. Gitmek istediğim bir yer yok. Herhalde burada kalmayacaksınız. Hiç düşünmedim. Bunun böyle bir gün birden biteceğini hiç düşünmedim. Her şeyin bir sonu var. Sürgünlüğün, hastalığın, mapusluğun bile. Öyle değil mi? Evet. Yemek hazır. Sizi bekliyorlar. Yavrularım, ben gidiyorum. Zamanım doldu. Bir daha karşılaşır mıyız bilemem. Size burada kaldığım süre içinde birçok şey öğrettim. Birçok şey öğrendiniz. Örneğin, dünyanın döndüğünü, uçakların nasıl uçtuğunu, gemilerin nasıl yüzdüğünü, insanların türeyişini, dağların oluşumunu, nasıl yediğimizi, nasıl özümsediğimizi, nasıl öldüğümüzü. Bütün bunları öğrendiniz değil mi yavrularım? Ama ben şimdi sizden gider ayak bir şey istiyorum. Bütün öğrettiklerimi unutun. Dünya dönüyor, evet. Ama belki de
Burada, bu dağ başında. Dönmemesini bilmek daha doğrudur. Size hayat bilgisi dersleri verdim. Ama siz hayatın gerçek bilgisini kendiniz burada, bu dağ başındaki köyünüzde, sonra uzak kentlerdeki askerliğinizde, mahpusluklarınızda öğreneceksiniz. Unutmayın ki kitapların yazdığı her zaman doğru değildir. Benim için doğru olan sizin için doğru değildir. Benim için gerçek olan sizin için gerçek değildir. Öğrettiklerimin çoğu böyleyse bağışlayın beni. Çünkü ben başka bir yerden geliyorum. Karların erimesiyle de gidiyorum işte. Burada yaşayacak olan sizlersiniz. Sizler karın üstünde yalınayak yürüyüp ölmeyenlerdensiniz. İnsanlar yavrularım 3 aylık bebeyken bilinmeyen hastalıklardan ölmeden de yaşayabilirler. Cüzzam, trahom, alın yazısı değildir. Hiçbir şey alın yazısı değildir. Bu kadar. Benim söyleyeceğim bu kadar işte. Hadi bakalım, şimdi dağılı. Dersimiz bitti. Dağılın dedim, duymadınız mı? Hepiniz sınıflarınızı geçtiniz işte, dağılın. Dersimiz bitti. Peki öyleyse. Son dersimizi açık havada bitirelim. Hadi, hep birlikte dışarı çıkalım. Son bir kez daha vuralım kendimizi dağlara. Hep birlikte. Hadi. (Gülüyor)